Birleşik Krallık Prens Harry ve aktris eşi Meghan Markle'ı tartışıyor. Gündem Amerikan CBS kanalına verdikleri söyleşi. Kanal söyleşi için TV dünyasının tartışılmaz kraliçesi Oprah Winfrey'e 7 milyon dolar ödemiş. Çiftin ne aldığı bilinmiyor. Bilgi şu, para istememiş, bağış kabul etmemişler. Söyleşinin fragmanları dönerken monarşinin çatladığı, Diana olayını solladığı yorumları yapıldı. Britanya'da günlerdir gazetelerin tek ana gündemi bu. Daya'na kıyamete kadar konuşulur. Meghan'ı bilmem henüz erken. Söyleşiye bağlı kalarak birkaç noktaya temas edip geçeceğim. Birincisi söyleşide kraliçe iyi ama çevresi kötü gibi bir hava vardı. Kimi katı uygulamaların adresi olarak isim vermeden kraliçenin eşi Prens Philip gösteriliyor. Prens Philip Haziran ayında 100 yaşını dolduracak. Şu sıralar hastalıklarla mücadele ediyor ancak öteden beri çok etkili bir adam. Sıradan biri değil. Özellikle Soğuk Savaş yıllarında rol model olmuş bir figür. Pek kimse bilmez. Elizabeth gibi o da Kraliçe Victoria'nın torununun torunu. İkincisi Harry annesi Diana'nın trajik ölümünün ardından yaşadığı travmayı atlatamadı. Basına düşman William babasından sonra kral olacağı için bunu pek göstermiyor. Evliliği ve çocuklarının da katkısı olmuş olabilir. Tüm hal ve tavırları, konuşmaları, tarzı ve imajıyla topyekun bakıldığında samimi bulmadığım bir kraliçe projesi Kate Middleton ise elbette eltisi Meghan'ı kıskanacak. Doğal. Üçüncüsü Harry ve Meghan'ın ilk bebekleri Archie doğmadan ten renginin konuşulması. Ne yalan söyleyeyim çocuğun rengini merak etmeyen yoktu yahu koca adada. Hem sarayda ırkçılık olsa Meghan'ın gelin olmaması gerekirdi. Rüya gibi bir düğünle evlendiler. Yüz milyonlar canlı yayında seyretti. Sadece hediyelik eşya satışı masrafları çıkarmaya yetti de arttı. Amerika'dan gelen orta düzey bir oyuncu Meghan. Milyonda bir şansı olsa dahi Harry, ağabeyinin üç çocuğunun ardından taht sırasında. Irkçılık olsa saray baştan taş koyardı. Eski kafalılık olsa dul Meghan onaylanmazdı. Dördüncüsü Meghan evlenmeden evvel kocasını Diana ve Charles'ı Google'da dahi araştırmamış. Böyle söyledi. Tuhaf ötesi. Hem kül kedisi misal bir prensle evleneceksiniz hem de özgür bir yaşam kuracaksınız. Protokol bana göre değil diyeceksiniz. Tabii Meghan bunların hiçbirini bilmiyordum diyebilmek için stratejik olarak kocamın geçmişini araştırmadım demiş olabilir. Beşincisi sarayla köprüleri attıysanız bunun maddi sonuçları olur. Çocuğa prens ünvanı verilmiş verilmemiş bu konu olmamalıdır tıpkı dük ve düşes ünvanını sürdürmeye çabalamak gibi. Kimi tutarsızlık ve mantık hataları böyle. Değilse monarşi çoktan çağın gerisinde kalmıştır. Buna kafa yormayan yok dünyada. Bugün Buckingham pozisyonunu tümüyle Kraliçe Elizabeth'e borçlu. 1952'den beri tahtta. Seneye 70 yılı dolduracak ve kariyerinde ciddi bir hata yapmadı. Sonrası bilinmiyor. Veliaht Prens Charles, bırakın çocukları kadar popüler olmayı, pek sevilmiyor. 1700'lerin başından beri seçim var. Kral, kraliçe başbakan atıyor. Parlamenter demokrasi bugüne kadar başarıyla uygulandı. Sarayın sembolik pozisyonu hakem olmaktan öteye geçmiyor. Monarşiden demokrasiye geçen Almanya, Fransa, İtalya'daki çalkantılar ortada. İskandinav ülkeleri mesela bunu monarşi nezaretinde yoluna soktu. Kraliyet ailesi bugün bu çağda olmalı mı, nereye evrileceğine bağlı. Hele hele son dönemde güçlü tek adam devletlerinin baskın biçimde öne çıkması hesaba katılırsa.